Benden kurtuluşunuz yok. Gelin buraya. Karşıma çıkan herkesi yok edeceğim. Benimle uğraşmayacaktınız. Bunun bedelini hepiniz canınızla ödeyeceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Gelin buraya. Hepinizi roketlerimle yok edeceğim. Yeter artık be. Canavar kamyon mudur nedir? Göstereceğim ona gününü. Seninle mi uğraşacağız biz kardeşim? Defol geç yerimizden. Fakir dur saçmalama. Öldürecek seni yaratık. Bana bak canavar kamyon musun? Neyse ne istiyorsun bizden ha? Ne istiyorsun? Arkadaşlar durun. Bu canavar kamyona her beğeni bir tokat. Her abone 10 tokat. Hadi bakalım beğenin. Abone olun bu canavar kamyonu gücümüzü gösterelim. Hepinizi yok edeceğim. İşte bunu istiyorum. Şuna bak yok edecekmiş. Biz sana ne yaptık be ne yaptık? Bana çok zarar verdiniz. Bunun bedelini tüm insanlar ödeyecek. Yahu kardeşim ben evimde oturmuş çay kahve içiyorum. Ne zararı verdim sana? Benim bebeğimi siz çaldınız. Bu yüzden bunun intikamını ödeyeceksiniz. Ne? Bebeğini mi çaldık? Ne bebeği be? Siz insanlar benim bebeğimi kaçırdınız. Nerede bebeğim? Vereceksiniz onu. Hepinizi geberteceğim. Bir dakika. Sen bize bebeğini çaldığımız için mi saldırıyorsun? Evet. Yıllar yıllar önce. Ben ve küçük bebeğim çok mutluyduk. Ama bir gün siz insanlar geldiniz ve bebeğimi benden çaldınız. Benim bebeğim daha çok küçüktü. Ne yaptınız ona? Ben bebeğimi çok özlüyorum. Onu çok seviyordum. Ama siz onu benden aldınız işte. İşte bu yüzden bebeğimi bulana kadar önüme çıkan her şeyi yok edeceğim. Gerçekten de çok duygulandım. Bebeğimi kim çaldı? Bebeğimi bana geri verin çabuk. Yoksa tüm bu şehrinizi yok edene kadar durmayacağım. Bana bak canavar kamyon. Bebeğini biz çalmadık. Ama bebeğini bulmanda sana yardımcı olabiliriz. Gerçekten mi? Bebeğimi bulur musunuz? Evet buluruz tabii ya. Neden bulmayalım? Sen yeter ki artık bize saldırmaktan vazgeç. Biz de bebeğini bulmana yardımcı olalım. Bebeğini bulup sana geri verelim. Gerçekten bunu yapar mısınız? Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne demek ya? Lafı mı olur? Lütfen bebeğimi bana verin. Başka hiçbir şey istemiyorum. İşte canavar kamyon orada. Fakiri öldürecek. Bekle fakir. Geliyorum. Kurtaracağım seni. Bekle. Canavar kamyon etrafın sarıldı. Fakiri bırak çabuk. Bırak dedim sana. Hemen fakiri bırakacaksın. Yoksa ateş ederiz. Sana 10 saniye süre veriyorum canavar kamyon. Kerem komiser durun. İndirin silahları. Hayır fakir görmüyor musun? Öldürecek seni. O çok tehlikeli bir canavar. Evet teslim ol. Teslim ol canavar kamyon. Hayır ben onunla konuştum. Merak etmeyin. O kötü birisi değil. Bir dakika. Fakir nasıl kötü biri değil? Şehrin içine etti. O bebeğini arıyor. Bebeği kaybolmuş. Sadece bu. Evet. Tek istediğim bebeğime kavuşmak. Sizinle bir derdim yok. İyi de bebeği nerede ki? Kerem komiser canavar kamyonun bebeği kaçırılmış. Eğer bebeğini bulmasına yardımcı olursak bundan böyle bize saldırmayacak. Evet. Bebeğimi bulursanız size zarar vermeyeceğim. Ben dost olurum. Tamam o zaman ben bebeğini bulurum. Lütfen bebeğimi bulun. Bebeğimi çok özledim. Tamam bebeğini bulurum ama sen de bize zarar vermeyeceksin anlaştık mı? Anlaştık. Bebeğimi verin sizi rahat bırakayım. Tamamdır o zaman bebeği bulmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar korkunç çukurumuzun etrafına hepiniz hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi birbirinden farklı şüphelilerimiz var. Ve bu şüphelilerden bir tanesi korkunç canavar kamyonun bebeğini kaçırmış. Biz de canavar kamyonun bebeğini bulmak için buradaki şüphelileri sorgulayacağız. İlk olarak buradaki korkunç mafyadan başlıyorum. Söyle bakalım korkunç mafya canavar kamyonun bebeğini sen mi kaçırdın? Ne bebeğini mi kamyon mu ne kamyonu? Bana bak doğruyu söyle o sırada neredeydin ne yapıyordun? Benim arabam bile yok yani ben kimseyi kaçırmadım. Arkadaşlar sizce bu kötü mafyayı çukura göndereyim mi yoksa onu serbest mi bırakayım yorumlara yazın. Beni çukura atarsanız hepinizi öldürürüm.
Nasıl yani? Bizi mi öldüreceksin? Evet, hepinizi öldürürüm. Tüm yorum atanları öldürürüm. Arkadaşlar, bu kendini ne sanıyor ya? Bizi tehdit edebileceğini mi sanıyor bu? Sen çukurun dibine gitmeyi çoktan hak ettin. Arkadaşlar, kötü mafyayı atıyoruz aşağıya. Hadi yürü bakalım. İlk şüphelimizi çukurumuzun dibine gönderdik. Şimdi sorgulamaya devam ediyoruz. Kimi sorgulasak, kimi sorgulasak? Baldi var. Baldi, canavar kamyonun bebeği sende mi? Sen mi aldın onu? Canavar kamyon mu? Hayır, benim kamyonum yok. O zaman söyle bakalım, o sırada neredeydin, ne yapıyordun? Kerem komiser, ben kamyon sevmem, ben motosiklet severim. Ne, motosiklet mi seversin? Arkadaşlar, güvenlik kameralarına bakacağız. Baldi suçlu mu yoksa suçsuz mu öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, okulun güvenlik kameralarına bakıyoruz. Baldi gerçekten de orada, motosiklet sürüyor, şuna bakın. Evet Kerem komiser, ben motorcuyum, ben kamyonu ne yapayım? Tamam Baldi, sen suçlu değilsin, gidebilirsin. Evet arkadaşlar, siz en çok kimden şüpheleniyorsunuz? Canavar kamyonun bebeğini. Sizce kim kaçırmıştır? Tahminlerinize yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada burada Tepegöz'ün ne işi var ya? Ya Tepegöz, senin burada ne işin var? Yoksa bebeği sen mi kaçırdın? Ha Kerem komiser, ben kimseyi kaçırmadım, ben masumum. Tepegöz, seni olay yerinde görmüşler. O zaman söyle bakalım, o sırada neredeydin? Kerem komiser, ben o sırada evimde uyuyordum yani. Demek o sırada evinde uyuyordun. O zaman bir güvenlik kameralarına bakalım. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı, görelim. Evet arkadaşlar, Tepegöz'ün evindeki güvenlik kameralarına bakıyoruz. Tepegöz gerçekten de orada uyuyor. Oha, yani böyle de horlanmaz ki arkadaş. Çüş, bu ne arkadaşlar, Tepegöz'ü duydunuz mu? Uyurken nasıl horluyor, nasıl osuruyor? Ya yuh Tepegöz, inanamıyorum sana yani. Osurmuşsun, horlamışsın, bu ne böyle? Ha, ben hayatta osurmam, hayatta da horlamam. Neyse tamam Tepegöz, sen suçlu değilsen gidebilirsin. Arkadaşlar, Tepegöz'ü de gönderdik. Korkunç canavar kamyonun bebeğini hala bulamadık. Şu anda burada en çok şüphelendiğim birini sorgulayacağım. O da burada görmüş olduğunuz hırsız maskesi takan adam. Söyle bakalım hırsız, canavar kamyonun bebeğini sen mi çaldın? He, bebek çalmak mı? Ne kamyonu, ne bebeği? Bana bak, bilmezlikten gelme. Hırsız maskesi takmışsın zaten, hırsızsın işte. Yani hırsızı, ben soğuktan üşüdüğüm için kar maskesi taktım yani. Soğuktan mı üşüdün? İyi de hava çok sıcak. Ama ben yine de üşüyorum. Hırsız maskesi değil bu, kar maskesi. Hadi diyelim maskeyi üşüdüğün için taktın. O zaman bu silah ne bakalım elindeki? Silahı neden aldın bakalım? O silah gerçek değil Kerem komiser, oyuncak silah o. Hadi oradan, sen benim gözlerime bak. Beni kandırabileceğini mi sandın? Kerem komiser, gerçekten ben masumum, hırsız falan da değilim. Yere git, beni kandıramazsın. Arkadaşlar, bu hırsız yalan atıyor, inkar ediyor. Bu yüzden bu hırsızın çukurun dibine gitmesi lazım. Çukura gitsin de canavar kamyonun gazabına uğrasın bakalım. Yürü lan aşağıya, yürü. Evet arkadaşlar, hırsızı çukurun dibine gönderdik. Ama hala bebeği bulabilmiş değiliz. O yüzden sorgulamamıza devam edelim. Kemal abimi sorgulayacağım. Kemal abi, canavar kamyonun bebeğini sen mi çaldın? Ya Kerem, ben çalmadım aslında ama. Ama ne Kemal abi? Ben geçen gün yeni bir kamyon satın aldım. Nasıl yani? Yeni kamyon mu satın aldın? Evet, ben çalmadım. Ben parayla satın aldım. Kemal abi, sen şu kamyonu bir gösterebilir misin bize? Tabii, gelin evimin önünde göstereyim. İşte Kerem, gel, yeni kamyonum bu. Yeni aldım. Çocuğuma oynasın diye aldım bu kamyonu. Kemal abi, sen ne yaptın? Bu canavar kamyonun bebeği. Canavar kamyon bu yüzden şehrimize saldırıyordu. Senin yüzünden. İyi de Kerem, ben nereden bileyim? Ben oyuncakçıdan aldım bunu. Oyuncakçı çalmış demek ki. Neyse. Bu bebeği, şimdi bu küçük kamyon var ya. Evet. Bunu canavar kamyona vereceğiz. Böylece artık bize saldırmayacak. Ama Kerem, bu benim çocuğumun oyuncağı. Yeni aldım. Ya Kemal abi, başlatma oyuncağına. Bu bebek yüzünden oldu her şey. Sen bu küçük kamyonu satın almasaydın o canavar kamyon bize saldırmayacaktı. Ama of ya. Yaşasın, işte bu. Bebeğimi bulmuşsunuz. Evet canavar kamyon, söz verdiğimiz gibi bebeğini bulduk. İşte tam burada senin bebeğin. Artık bebeğini de bulduğumuza göre bundan böyle bize saldırmak yok. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bebeğimi bulmuşsunuz. Canım oğlum benim. Babacım.
Canım oğlum merak etme, baban burada. Canavar kamyon, bundan böyle eğer bize saldırmazsanız şehrimizde yaşamanıza izin verebiliriz. Gerçekten mi? Burada yaşamamıza izin verir misiniz? Evet, bize saldırmazsanız tabii ki de bizim şehrimize yerleşebilirsiniz. Şehirde herkese yetecek kadar yerimiz var ama bize saldırmayacaksınız, anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkür ederim Kerem komiser, adamsınız.